Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina. Ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Bağla laikasından çalışırken aldığım şeyler, çıkarımlar diyeyim. Bağla, çünkü bağla aynası yapacağım ya, ders böyle. Bağla laikasını okurken... Çünkü Barla laikasının özelliği idealist dava adamının ruhudur. Ruh işleniyor. Yani mekikle gıdım gıdım derler ya, milim milim. Ruh işleniyor. Şöyle diyeyim farkı. Kastamonu dış dünyamızı tanzim eder. Yap yapma, git gitme, ver verme. Emirda ise içsel yapımızı şey yapar, tanzim eder. Enfus alemimizi. Hissetmeleri böyle, düşünmeleri, düşünme, deme. Barla ise, dikkat edersen bütün nurcularda şu var, böyle bir anlayış var, zordur, anlamıyoruz. Barla tabirlerini değil, bu iz onu anlamak, okurken bile telaffuz edemiyoruz tabirleri diyor. Çünkü ruhsal bir yapıdır, idealist bir davanın sistemi. Sistemleşen bir ruhundan bahsediyor. Oradan çıkan şeylerden diş yapacağım. Çıkan diye daha çalışıyorum. Daha 47. sayfadayım. Şu başlık, hizmet ehline şeytanın manevi tuzağı. Kendi bilgilerine, ilmine itimat edip kanaat etmek nakıslıktır. Böyle ille cümle yok ha. Oradan çıkarımlar. Yani kendi bilgilerine, ilmine itimat edip kanaat etmek nakıslıktır. Bilgi harici bilmektir. İlim ise kendini bilmektir. Onun için zındıka dalaleti televizyon ekranlarında mezhep imamlarını aşağılamak, devlet işi yapmak için mezhep imamlarına müştehit demezler, ağızlarını almazlar. Bak, ahmaklar da var bizimkilerden. İslam bilginleri derler. Müştehit demezler. Bilgin ile müştehit arasındaki manayı çok iyi biliyorlar. Bilgin demek, o bilgi sahibidir. Çiçeği bilmek bilgidir. Çiçekleri bilmek bilginliktir. İlim ise kendini bilmek. Sen kendini bilmesen bu nice okuma. İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmesen bilgi ile ilim farkını söyledi. İşte kendi bilgilerine ilim itimat edip kanaat etmek nakıslıktır. İlim değildir. Bunu şeytan çeşitli formüllerle insana yutturur. Bak ne yapacak bize. Ve hizmet ettirerek hizmet dişi yapıyor. Şeytana, ona geleceğim. Hizmet ettirerek saf dişi nasıl yapıyor? Ama hizmet de yapıyor bunu. Günah işleyerek değil ha. Sevap işleyerek harama götürüyor. Hizmet ettirerek hizmet dişine atıyor. Bak nasıl yapıyor, ne yapacak? Bir, ilim, birinci tuzak şu. Kendi bilgisine itimat ettiriyor. Tamam canım, biz biliyoruz. Birinci tuzak bu. Nasıl bak? Saf dişi oldun, kendi bilgisine veya ilmine diyeyim, itimat etmek nakıslıktır, şeytanın bir tuzağıdır. Bunu şeytan çeşitli formüllerle insana yutturur. En acımasızı ve zavallı tarafı ise, hizmete koşuyorum namı altında kendine yatırım yapmamak. Bu korkunç ikinci tuzak. Koşuyor, koşuşturuyor, hizmet abim. Efendim, o dershaneden o dershaneye, o uçakla o uçakla, o arabadan o arabaya, kendini çatırmıyor. Doğru. Çok sert sıçrıyorsun. Ama devamlı değil. Devamı yok bunun. Az dahi olup devamı olan makbuldur, diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Değil mi? Bak, kendine yatırım yapmamak, kendime abi zaman bulamıyorum ki ya. O dersten çıkıyorum, o derse gidiyorum, o ders. Bu tuzak.
aslında içindeki o boşluğu onunla doldurmaya çalışıyor. Evet, o dert ne? Aslında dersi okumamak, kendisine kitap okuyamamak, sıkıntısını dersten çıkarak derse onu çaktırma yani. De, hizmet değil o. Kendisini oyalamaktır. Şehirler arası ikide bir oradan oraya, oradan oraya gidenler sıkıntısını bastırmak için. Oturamamaktan, kitap okuyamamak sıkıntısını bastırmak içindir o. Tuzaktır bu. Sen de zannedersin, vay be ne karaman adam ya, yerinde durmuyor. Oysa kaymet bahsinde diyor ki lemalarda, hareketlendirenin hareket etmemesi lazım. Tamam mı? Hareket etmemesi lazım. Terkler lazım, terkler. Ustad diyor ki, hiçliğimi bilmeye çalışıyorum. Ne ile? İlim ile. İlim muayyenleşmektir, belirlenmektir. İlim ile hiçliğini nasıl bileceksin? İlim belirli yere kadar geliyor, ondan sonra stop ediyor. İlim, dimadaki terklerimize vesiledir. Unutmayın, ilim, dimadaki terkleri vesiledir. İlim terklerimize muvaffak oldum, ondan sonra ilim karışamıyor. Fuyuzat geliyor, ilham geliyor, sunuhat yağıyor sana bu sefer. Allah Resulü demiş ya, ilim istemeden, ilim yapmadan ilim isteyeniniz var mı? Nasıl olacak? Takvanızı artırın. Takva nedir? Meniyattan ve günahlardan içtinab etmek. Meniyat günah zannediyoruz. Günah zaten söylüyor. Meniyattan ve günahlar. Meniyat ne yedilen? Terkler, terkler. Bak İhlas Risalesi. Bakın bakalım, eylem var mı orada? Hep terk var. Sahabenin ruhu, mesela sahabe eşit değildir amellerinde ama sahabeyi sahabe yapan neydi Kur'an ifadesinde? Hangi hasleti vardı? İsar. Nedir? Kendini terk etmek var. Kardeşini tercih ediyor. Kendini terk edebilen kardeşini tercih edebilir. Mesela lem yelit ve lem yulet. Üçüncü ayet. Kul vallahu ahad. Bak Faruk, bu sana çok lazım. Bak kulu vallahi, Allahu semet iki mi? Lem yelit ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuven ahad. Doğmamış, doğurulmamış mı? Bak üçüncü dustura bak lemalarda, İhlas Risalesine. Ne demek biliyor musun? Sen kardeş, cemaat arasında kardeşiz. Birbirimizi doğurmuyoruz. Şeyh mürit ilişkisindeki doğma değil. Dersi aynı yerden alıyoruz. Dersini benden almıyorsun. Eğer bir şeyh talebesini yetiştiriyorsa, alim talebeyi yetiştiriyorsa, o doğurmuştur. Yani bana ders yapan abi de Risale-i Nur'dan istifade ediyor. O zaman ben ondan doğurulmamış. Manevi bir elektrik olan Risale-i Nur dahi, yukarıda ayetten bahsediyor abi. Manevi elektrik olan Risale-i Nur dahi, gayet yüksek ve derin bir ilim olduğu halde külfeti tahsili, derse çalışma, başka üstadlarından talim etmeye ve müderrisin ağzından iktibas olma, muhtaç olmadan herkes derecesine göre o ulumu âliyeyi meşakkat ateşine lüzum kalmadan anlayabilir, kendi kendine istifade eder, muhakkik bir alim olabilir. Bak kendi kendine doğmamış birisi, birisinden doğmamış, kendisi de bir mürit doğurmamış, kardeş olmuş. Lem yelit ve lem yulet. Dört ayettir İhlas Suresi. 21. Lema'daki İhlas Risalesi de dört dusturdur, esastır. En büyük kuvvetimiz. Orada psikolojidir, ha psikolojidir. İçsel psikolojiyi yapılandırmak içindir o. Davranış falan değil o, davranış gözükür. İçsel yapıyı inşa etmek o. Neyse ona geleceğim şimdi. Ona da geleceğim. Tuzaklar, adamla uğraşıyoruz şimdi. Bak en acımasızı, en acımasız şeytanın tuzağı ne biliyor musunuz? En acımasızı ve zavallı tarafı ise, kişiyi zavallı yapmak, şeytanın acımasızlığı, hizmet elemanının zavallı durma neymiş biliyor musun? Hizmete koşuyorum namı altında kendine yatırım yapmamak, ilmine, irfanına, o meseledeki dirayetine itimat ettiği kişilerin derslerinden mahrum olmak. Derslere katılamamanın masum sebebi de dersleri takip ediyorum
özrünü önüne çıkarmak. Yani şu. Şimdi şeytanın en acımasızı, hizmet elemanının en zavallısı nedir? Kendine yatırım yapılmamış. Kendine yatırım yapılmıyor. Hep koşuyor. Koşmasının sebebi içerideki dürtü. Abi suyu zannediyorsun. Lan ben yaşıyorum kardeşim. Ben bu hizmete, parkura yandan sağdan çakmalı değilim. 17 yaşında çocuktum, girdim. Bu dönemleri yaşadım. Bilirim onu da, onu da bilirim. Yani bir ders yapan şey değilim ben şimdi. Yani bazıları itiraz eder de, ya ne diyorsun ya, koşturuyor adam fedakarlığa, koşturmaya sen ne diyorsun? O, tamam yapsın tabii. Ama oturamamak, kendine yatırım yapamamak, kitap okuyamamak sıkıntısından zıp 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 zıplıyor. Ondan zıplıyor. Şeytanın acımasızı hizmet elemanının zavallılığını gösteriyor. Oysa kendisi oturacak, vakıf vukuftan gelir. Vakfetmiş yani. Bulunmuş bir yerde. Bu kitap bir yerden her tarafa dolaşıyorsa bu vakıf değil o. Ne yaparmış? Yatırım yapamam. İlmine. Mesela bir adam, kardeşimiz var. Şimdi mesela diyelim birbirimize buradan nöbet tutuyoruz değil mi? Sizin tuzağınızdan bahsedeyim bunlarla. Mesela kaçta bugün ders oluyor? Bugün uzadı, biraz bakma saatine. 1:30'da değil mi? Öğlen oldu. Sen nöbetçisin. Çok iyi biliyorsun ki öğlen ders var. Ders saati gidip yemek yapıyoruz. Abi ders saati postane işe atılacak. Niye onu da atmadın sabah? Niye 9'da başlamadın yemek yapmaya? Niçin biliyor musun? Kendi ilmine, irfanına, o meseledeki dirayetine itimat ettiği, kendisine itimat ettiğinden derse katılmıyor, bahanesidir. Aslında ilmine, irfanına, o meseledeki dirayetine itimat ettiği abi ve kardeş, müzakere-i ilmiye, oysa bu müzakere-i ilmiye biterse, medreseler kapanır, medrese kapanır, Osmanlı çökmüş. İtimat ettiği kişilerin derslerine mahrum olmaktır. Derse katılmamanın masum sebebini de şöyle der. Abi dersleri takip ediyorum. Derse gidiyorum. Özrünü öne çıkarmak. Şeytan bu heyecanlı hizmetini belirli yerde tutmak, durdurmak için kendini sana unutturuyor. Çünkü çok iyi biliyor ki şeytan, sen bu malzeme ile belirli yere kadar gidersin. Şu cümleme dikkat edin. Senin düşmanın seni tanıdığı kadar sen seni tanımıyorsun. Bir daha. Senin düşmanın seni tanıdığı kadar sen seni tanımıyorsun. Şeytan beni ne kadar tanıyor biliyor musun Mehmet? Ben onun kadar tanımıyorum. Adam işi biliyor yani. Öyle bir hale geliyorsun ki artık diğer birilerinin derslerine katılmak sana çok ağır geliyor. Tabii kendine, irfanına, ilmine, dirayetine güvendiğin için bir başka şey zannediyor. Mesela şurada Hasan'ın dersi zannediyorsun. Değil arkadaşım. Beraber mutala ediyoruz, tamam mı? Müzakere ediyoruz. Hazırlanırsan siz geçiyorsunuz. Anlamadığım zaman sormuyor muyum size ders yapıyorsunuz? Genç olduğunuz halde. Soruyorum, yalan mı söylüyorum? Ben tiyatro mu oynuyorum? Anlamadığımı da ne diyorum? Ben orayı anlamadım diyorum. Ve ben böyle düşünmüyordum. Çok meselelerde sizinle böyle olmuşum. Ben öyle düşünüyorum. Abi ben de böyle düşünüyorum. Ne mutlu ki bu hürriyet-i şer'iye verilmiş. Ha ne olur? Kardeşim ders yapan adam şeytanın eğer bunu ihval etmişse başkasının dersine bulunamaz. Sıkılır. Çünkü biliyorum. O iki askermiş. Ya birinci söz oku ya. İki asker varmış. 4 kıyılık çanta varmış. Niye 5 kıyılı değil de 3 kıyılık çanta değil? Bu şeytanın ihval ettiği, kandırdığı, bozduğu kişinin en büyük 3. tuzağı neymiş? Derse katılamaz. Sıkılır. Hep ders verir. Katılamaz. Kürsüyü de o yüzden mi bırakın? Tabii. Kürsüyü bak, bir rakip al bakın nasıl toz dumana karışıyor. Layıkalar hakim olmasa kişi hakim olur dedik de kıyamet koptu. Hala kopmaya devam ediyor.
laikalar öne çıkmasa kişiler hakim olacak dedik. Yani şu kamera veya şu masada kardeşini niye geçirmiyor? Oturacaksın oraya. Hani sizi ben geçirip de odama çekilirsem tamam. Gene tuzak. Ben sizin dersinizi çalışıp, şu konuyu çalışıp gel bize takdim et. Burayı geçirip ben oraya oturabiliyorsam şeytan bundan kudurur işte. Yani istemediğin kişilerle de yaptırır. Devam ediyorum. Oysa dert, buraya ne yazmışız? Oysa ders bir derste bir masum bir kalbe verilecekse fikir, his, maneviyat ve irfan fazileti genele yayılıyor. Mesela katılamıyoruz, biliyoruz değil mi bu 10. söz, 1. söz, 2. söz, ha ders yapılacak, hemen şeytan diyor ki sen bunu biliyorsun. Oysa şunu kaçırıyoruz, burada masum insan var, aramızda bir tane masum yok mu ya? Koca bir diyelim ki cumartesi dersinde, masum, mağdur, itilmiş, kalkılmış, Allah onun hürmetine, sırf ona olsun, istifade etsin, kalbinde bir sıkıntısı vardı, derman olsun diye Allah bir nurunu indiriyor. Ona has kılmıyor. O neredeydi ise oraya indiriyor. O zaman herkes istifade ediyor. Yetedarüsü ne o? Sabah akşam ikinden sonra, namazdan sonra daire şeklinde kitap okuyoruz ya sabahda. Allah'ın sekinetini için diyor. Hadiste geçiyor. Onun üzerine indiriyor. Yani sen fikren onu biliyorsun. Hissen onu hissediyorsun. Ama irfanen ve fazilet ve kemalat olarak ona sahip değilsin. Aramızda bir tanesi ne? İndirilecek bir mana, bir fazilet Allah ona da veriyor. Hani hadiste var ya, ama şey için, sultan olduğu için bize bu senaryoyu anlatıyor. Allah bilmiyor mu? Biliyor ama bunu vurgulamak için. Ya Cebrail diyor, oraya git bak bir kim ne yapıyorlar. Allah bilmiyor mu? Biliyor. Tamam. Bu sistemi işletmek için söylüyor. Buna vurgulamak için. Diyor ki ya Rabbi senden bahsediyorlar. Cennetinden bahsediyorlar. Cehenneminden bahsediyorlar. Senden bahsediyorlar. Peki ya Cebrail beni gördüler mi? Cennet yok dediler. Böyle şey. Neyse uzun biliyorsunuz. Sonra sen şahit ol ki İzzetime yemin ederim ki ben onları affettim. Cebrail ya, aklın simgeselliği, mantığın simgesi, lef-i mahfuzun mumessili, akılcı ya. Dedi ki ya Rabbi, orada art niyetli, o niyetli olmayan da vardı diyor. Lan daha karıştırma da işte orada ben onları affettim dediyse, sen ne karışıyorsun yani? Tamam mı? Hani sen öyle diyesim geliyor. Da ne karışıyorsun? Karışma işte ya. Orada vardı, kim vardıysa vardı işte yani. Ama Allah söylettiriyor ya. Ben de diyesim geliyor bende. Biraz mantık bende. Allah diyor ki, onların içinde bulunduğu için onu da onların hürmetine affettim diyor. İslam hukukunda da aynı şey var yani. Mesela bir kasa portakal aldın. Ne bileyim mandalina aldın. Ne bileyim incir aldın, şu aldın. Eve akit yaptınız, baktınız, ettiniz, anlaştınız, eve geldiniz. Ama baktın ki iki tane çürük. Tutup da iki tane çürüğü getirip bunu değiştir diyemezsin. Malı geri verme muhayyerliği var. Kasayı geri vereceksin, yeniden yap. Ama içinde seçip yapamazsınız. Ya hepsini geri alacak, ya hiç bir tanesini veremezsin. Hani akiti bozarsın, hani malı geri verme muhayyerliği var İslam'da. Ama tek teklik yok. Ne demek bu? Bir kasa şeftali miyiz burada biz kasa elma? Aramızdan bir tane şey çürük mü? Akit oldu mu kardeşim biz bu cemaat içine girdik mi? Nurcu olduk mu? Allah nasip etti mi? Bir tanesi yamuk ve çürük. Allah bu cemaati komple geri vermiyor kasayı. Ben de içinde çürüksem beni de alıyor işte. Cemaatin güzelliği bu. Yamuk yumuk bir adamsın, okumayı bilmiyorsun. Git bir besmele çek, imamın arkasına dur, namazın oluyor işte. Ya Rab uydum bu hocaya. Tamam, hocaya uydum. Öğle namazını kıldırıyor bize. Yani böyle cahil ha dese. Ya Rabbi bu öğle namazının farzını kılmaya bu adama, hocaya, imama uydum. Allahu Ekber, Sübhane de demese. Hiçbir şey demese.
Besmele de demese, uydum dese namaz oluyor. Allah, ama Allah demesi lazım. Allah demek farz, ekber demek vacip, el kaldırmak sünnet. Allah dese, elinde bağlamasa böyle dursa, Allah. Namazı namaz. Farz yerine geliyor. Yani cemaatin şu güzelliğine bak yani. Sen kasanın içinde bir tane çürük şeftali misin? Seni geri vermeyecekler. Ya Cenab-ı Hak nurculuğu geri alacak, alemi gayba, ya da sen de onun içinde kabul edileceksin. Severim bu ticareti değil mi? Dönüşü yok. Ya. Ama şeytan bu devreye giriyor. Senden bir şey olmaz canım. Senin hayra kabiliyetin yok ki. Sen adam olsaydın böyle yapmazdın diye bu burada devreye giriyor. Yeisi atıyor. Derste masum bir insan varsa kalbine verilecek fikir, his, maneviyat ve irfan ve fazileti Cenab-ı Hak genelliyor. O mecliste olanlara o masumun hürmetine herkes istifade ediyor. Artık bu insan kendini hep hitap etmek, insanları dinlemek makamında görüp hisseder. Tuzak. Şimdi neydi? Hep ders anlatan, zıp zıp koşan. Tamam mı? Ya böyle ama ya ne güzel hizmet ediyor. Bak yine oradayım. Devamlı anlatan, devamlı ders yapan insanlar hep dinleme makamında görür. Kendisi dinleyemez. İnsanlar hep muhtaç. Tabii dinlemeyecek. Bu sefer gel de bunu senelerce böyle yaşayan bir insanı düşün. Gemle hadi. Meşalede de şöyle yaparlar. Sen olmaz, sen de olmaz. Sen gel. Sen de gel. Olmaz. Geçecek. Sen gel. Hadi bakalım. Türkiye geneli var, meşveret yapıyoruz. Karar aldık. Değil mi arkadaşlar? Tabii abi. Genel arkadaşlar. Türkiye geneli meşveret yaptık. Lan bunlar noter tasdikçileri ya. Beni onaylayacak adamları seçtim. Neresi bunu meşveret? Bir tanesini sana söyleyeyim. 1982. Birisi kamera işine giriyor ve yapıyor ciddi. Film çekiyor Yeşilçam'da. Ben ona dedim ki gençiz daha. Müştabiyan değil. Ya dedim bu kamera film çekerken çekiyorsun, her türlü şey çekiyorsun. Caiz olup olmadığını sen dedim Rüştabi'ye sordun mu dedim. Yani fıkıh, hukuk da biliyorsunuz. Hukuku da çok iyi biliyordu. Dedi ki ben Hekimoğlu İsmail abiye sordum dedi. Rüştabi'ye niye sormadın dedim. Ona da sorsaydım onun ne diyeceğini biliyorum dedi. Hekimoğlu İsmail dedim romancıdır dedim. Fıkıhçı değil ki dedim. Ha demek ki kimde ne cevap alacağımızı bildiğimizden dolayı sen olma, sana da sorar. Sana sorar. Meşrede de böyle yapıyoruz. Artık bu insan kendini hep hitap etme, öğretme, anlatma makamında gördüğünden insanları dinlemek makamına geçip geçemez, ders dinleyemez, sıkılır. Artık bunu ikaz etsen de etmesen de uyanması imkansız hale gelir. Yani artık hep anlatmaya geçmiş ya, yaş önemli değil bu konuda. Hep anlatmaya geçince ders dinleyemez. Ders saati geldi, ben yapıyorsam oralardayım, değilsem bir bahaneyle fefirülel meçhul. Bu insanın ne anlatırsanız anlatın, bu insan düzelemez. Bir şartta bir şansı varsa bir şartta düzelebilir. O da ancak ciddi bir musibetten ders alabilirse, bir musibet gelirse. Musibeti de Allah herkese vermez. Mesela bak, Yusuf sana vuramam. Bak buna vururum. Niye? Yakın olanlar, Barla'da diyor ki, tokat yakın olanlara vurulur. Uzağa vurulmaz. Eğer tokat geliyorsa şefkat, öp de başına koy. Allah seni yanına almış demektir. Eğer tokat gelmiyorsa, Allah seni bırakmış demektir. Sen sokakta çocuk hata yapıyor, bir şey demiyorsun. Onun onda birini senin çocuk yapıyor, kıyamete koparıyorsun. Onu çok sevdiğinden bağırmıyorsun. Bunu hiç sevmediğinden mi bağırıyorsun? Devam ediyorum. Yani adama derse katım hep anlatma makamına geçtiği için bu adamı takip ediyoruz. Bu arkadaşın psikolojisini takip ediyoruz. Belirli zamana kadar gidiyor. Sonra anlattıklarına ve cemaata ülfet etmeye başlar. Bu insanlar hep anlatma zıp zıp olduğundan dolayı kendisine zaman ayıramıyor.
zaman ayıramadığı için zaten okumaktan da sıkılıyor. İkide bir şehirler zıp zıp dolaşmak, herkese bir şey anlatmaya kalkmak, okuyamamaktan gelen sıkıntıyı bastırmak içindir o dersleri yapmak. Kitap okuyan fazla ders makamına geçmez kardeşim. Mesuliyeti manevi bilir kardeşim. Cahil hemen imam olmaya çalışır. İşi bilen, mesuliyeti bilen geçmemeye çalışır. İşi bilen ancak böyle mesuliyet bana yüklenir mi diye oradan o zaman geçer. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh niye hemen paldır küldür geçmedi? Kaçtı değil mi? Ha, demek ki belirli bir zamana kadar bu insan koşar, koşturur, heyecan verir o şehire. Fakat kendisine yatırım yapmadığı için konuştukları bir ay, iki ay sonra birbirine benzemeye başlar. Aynı misalleri verir, aynı konuyu işler, aynı misal, aynı misal. Kendisi de bıkar, cemaat da bıkar. Ülfet et olmaya başlar. Başlar bu sefer olmadık mesuliyetli, vazifesiz olduğu işlere kendini vazife telakki etmeye başlar. Bu sefer baktı ki yani cemaat uyuşmuş, ülfet belası çökmüş üzerine, kabus. Artık aynı cemaat ne azalıyor ne çoğalıyor. Azalır da çoğalmıyor. Bu sefer bu arkadaşımızı takip ediyoruz. Bu arkadaşımız bu sefer kendisine vazife olmayan işleri ve ciddi mesuliyeti iktiza eden işlere kafasını sokar. Bu da hizmettir diye paldır küldür girer oraya. Şöyle diyeyim, uygulamayı ben çok seviyorum. Bam tellerine dokunacak ama ilk önce bana dokunacak Neşter. Vakıf adam vukuf ehlidir ve Risale-i Nur hizmeti için söylüyor. Vakıf o demek, Risale-i Nur hizmetine vakfetmiş, bulunmuş. Onun vasfını anlatıyor ustanın. Şimdi bunu okuyamayan, kendisine yatırım yapamayan, zıp zıp şeyler dolaşmakla beraber kendisiyle alakası olmayan değerler dersine, mektep derslerine girmeye başlar. Bu adam sıkıntısını bastırmak içindir. Hizmet için değildir bu. Bu bir tuzaktır. Çünkü hizmet eden adam burada hareket etmemesi lazım, onları hareket ettirmesi lazım. Tamam. Eğer sen de burayı cepheyi terk edersen hiç kimse yok. O öte, sen bu okula gittin. Öteki okuldaki değerler dersine veya okuldaki öğretmen talebi getireceği zaman dershanede kimse yok. Zile basıyorsun ve çıkan kardeş şöyle yeni kalkmış. Veya o da okuldan gelmiş, bıkmış anlata. Heyecan yok. Ama otursa okudu kendisine, okudu yazdı çizdi patlayacak gibi. Bir öğretmen bir talebe getirse, birisi gelse ona patlayacak yani anlatıyorlar. Ama ben dışarıda konuştum. Artık heyecanım kalmadı ki. Ha, hoş geldiniz, ne haber, nasılsın? Öyle mi ya? Hoş geldin gençler. Ceren kalmadı ki. Böyle bir vazife yok. Peki bu müsbet manada anladım. Bir de haramlarla bulaşıyorsun. Evlenecek çağdaki kız çocuklarıyla sen ders anlatıyorsun, vakıfsın. Böyle bir şey olur mu ya? Kim yapacak? Öğretmenlere yaptıracağız kardeşim. Nurcu öğretmenler var. İçtima hayatta tezgahtar olan nurcular var. Üniversite mezunu. Onlar istihdam et. Değerler dersine girsin. Onları niye aktif etmiyorsun da sen atlıyorsun? Hem onları da ataletten, metaletten kurtaracaksın. Hareketsizlikten kurtaracaksın. Onlara da hayat olacak da onlara da bir heyecan getireceksin. Sık mektebe değil, hapishaneye de gitsin. Ama sen otur. Sen hareket etme ki hareketlendir. Bak ne diyor? Belirli zamana kadar gidiyor. Sonra anlattıklarına ve cemaate ülfet etmeye başlar bu arkadaş. Başlar bu sefer olmadık mesuliyetli, vazifesiz olduğu işlere kendini vazife telakki etmeye, artık dönüşü mümkün olmayan otobana girmiş demektir bu kardeş. Bu dönemez. Bu derslerle, ikazlarla dönemez. Çünkü vakf hayatı külliyatta çok iyi biliyor ne demektir. Hangi vasıflarla öyledir. Evlenmemek değildir o. Hayaliniz de var. Sen sahip bilirsin malum. Büyükçekmece de var. Adam evlenmemiş. Evinde de haftada bir gün ders oluyor. Nurcu evlen. Yani evinde ders olması, dershane gibi kullanması, evlenmemesi vakıflık mıdır? Yok. Ha, feyiz alır. Ya nedir o? Mesuliyetten kaçmak için hastır. Ama vakıflık bambaşka sıfatlarla donatılmıştır. İstediğin gibi yaşayıp da onun adı vakıflık değil ya. Azami takva mesleği,
Yani hadisatın fetvalarıyla terk edilmez bu dusturlarımız. Hadisatın fetvalarıyla mı? Hareket ettirmen için, hareketlendirmen için hareket etmemen lazım. Otobana girmiş demektir. Senin işin buna nasıl olmalı? Senin işin nasıl olmalı peki? Senin işin ne olacak? Sen sahanda kal. Sakın sahandan çıkma, ayrılma. Sahanda kalmanın an şartı, onunla alakalı sen vermiştin bana. Geçenler bu yazıyı yazmama sebep oldu bu misali. Ondan sonra misal okuyacağım. Sen verdin sayı. Öyle zannediyorum. Bana belgeseller verilmiş. Tamam mı? Hayvan alemi. Tamam mı? Öyle zannediyorum. Ben sevmeyebilirsin. Orada timsah yaban öküzünü suya çekiyor. Kafasını tutmuş. Arkasında 3 tane kaplan karaya çekiyorlar. Su gölün kenarında oluyor bu kavga. Timsah avını suya çekiyor. Çekmeye çalışıyor. 3 tane kaplan da ona bırakmamaya çalışıp karaya çekiyorlar. Ne anladın? Bir. İki. Ayı ile timsahın savaşı. Ayı karaya çekmeye çalışıyor timsahı. Timsah suya çekmeye çalışıyor. 3. Maymun aşağıdaki kaplan yavrularıyla dalga geçiyor. Vuruyor kafasını, kulağını çekiyor, bilmem ne yapıyor, kulağını şey yapıyor. O da kuduruyor yani ama saha maymunda. Şimdi hükmünü oradaki çıkarttığım derse söyleyeceğim. Suya giren en güçlü dahi fil dahi olsa suda timsaha karşı kimsenin şansı yoktur. Her türlü manevra yapabiliyor, dönebiliyor. Ve öyle kıvrak ki balık gibi. Ama karada da aslan ve kaplana karşı kimsenin de şansı yok. Ki öyle oldu. Ayı da çok güçlüdür ve kıvraktır. Fakat timsah onu suya çekiyor. Eğer ayı timsah sahasına çekse var ya, ayının hiç şansı yok. Hiçbir şey yapmasa çekse, aşağı doğru çekse, beklese birkaç dakika sonra zaten havasında ölecek. Ama ayı ne yaptı? Uyanıklık yaptı, şey yaptı, zekalık biraz onda fazla var. Timsah karaya aldı. Ondan sonra nasıl yaptıysa bir çevirdi, timsahın ayakları havada kaldı, karnını şak deşti. Buradan ne hüküm çıkartıyoruz? Sen sahanda kal, hiçbir düşmanın senin sahana cesaret edemez, etse bile ölüm fermanıdır ona. Seni deviremez. Devirirse adetullah yoktur o zaman. Sen sahanda kal, düşmanını orada karşıla. Eğer sen düşmanın sahasına geç, hem düşmanla savaş yap hem de muvaffak ol. Bir kere düşmanın sahasına geçmek 1-0 mağlup başlıyorsun. Bu misaller şimdi dinleyin. Sen sahanda kal, düşmanın orada karşıla, sakın sahandan çıkma, ayrılma. Sahanda kalmanın en an şartı, emir olunduğun gibi işleri yapman, terkleri yapman, daha iyi işimi yaparım zannıyla başka şeylere müracaat etme. Allah Resulü'nün de misalini vereyim. Allah Resulü cinlere tebliğe gidiyor. Herhalde bize ders olacak ki sahabeyi niye aldı yanına? Gerek yoktu ama başka hikmetleri var. Bir tanesi şöyle anlıyorum. Tam cinlerin vadisine gidecek Allah Resulü diyor ki sahabesini, unuttum o sahabenin adı. Sen burada dur diyor. Tamam ya Resulü, ama etrafını Allah Resulü Bismillah ile çeviriyor. Besmele veya çubukla çeviriyor. Sakın bu daireden çıkma. Sonra geliyor. Ne gördüm? Ya Resulallah. Sahralar dolusu cinler geldi diyor. Saldırmak istediler bana dedi. Yani onlar, onlara iman etmeyenler olmuş. Tabii ki ona bir şey yapamayınca peygambere sahabesini saldırdılar. Ama çizmiş oldu daire. Siz de dağda, piknikte, şurada burada tuvalet yapacaksan çocuğuna da böyle ya elle ya çubukla veya besmele. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Çevir, içine yap. Hiç korkma. Giremezler çünkü duvar oluyor. Sahandan çıkma. Başka bir örnek vereyim. Uhud'daydı değil mi? Okçular. Allah Resulü dedi ki sahanızdan çıkmayın. Allah Resulü'nün lafını unuttular. Emrini unuttular. Yoksa muhalefet etmediler. Unuttular de. Unuttular, sağlarından çıktı. Neyle ödediler bedelini? Hayatlarıyla ödediler.
sen sahandan çıkma. Hatta biz muvaffak olsak, meydana bile çıksak, ben size emir vermedikçe sahanızdan çıkmayınız. Biliyordu. Ama Adetullah uyuyordu. Siperi terk etmeyin diyor üstadım. Siperi terk etmeyin diyor. Düşmanını orada karşılayacaksın. Çıkmayacaksın sahandan. Sahandan çıktın mı 1-0 mağlup başlıyorsun. Sahandan çıkıp da düşmanın sahasında mücadele edip muvaffak olan var. Nereye kadar? Kısa bir zaman. Ama daimi muvaffak olanı ben hiç görmedim. Ben hiç görmedim. Bu koç bize bir şey diyor. Okuma bak daha iyi işimi yaparım zannıyla başka başka şeylere müracaat etme. Okuma, bakma, otur oturduğun yerde. Bilmez misin ki hareket ettirenin kendisi hareket etmemesi lazım. Allah rahmet etsin. Ben bu dersimi Rüştü Tafralı abiden fiili aldım. O da Zübeyir Gündüz abiden aldığını söylerdi. O da ustadan aldığını dermiş. Malum ya ikisi de dershanede öldüler. Dedi ki hizmet mi etmek istiyorsun? Risale-i Nur'un talimatı dairesinden çıkma. Zira Risale-i Nur'un talimatının dairesindeki dairede sen mağlup olursun dedi. Gücün yetmez. Çünkü çok enkazlar var dışarıda diyor. Ve bu ikisi de dershanede öldüler. Vakıf öldüler yani. Sağlarından çıkmadılar. Yoksa için yanıyor biliyor musun televizyonlara çıkmamaktan. Kanal ATV, Dost TV'den, Kanal 55, Kanal 38, Kaçkar, Çay TV, Kalpen TV, bilmem nereli bir sürü. TRT geçen. Müdürü dedi, hocam sen istediğin gibi adamı koyalım. Hani orada sen dedi, enfusi veya tefekkürü ama dedi programımız enfusi olacak dedi. Ya tamam 2-3 kişi bul sen enfusi şeyini yap. İçim yanıyor. Mesela imamlık yapmaya gidiyorsun yurt dışına tamam mı? Maaş alacaksın 200 lira, 200 euro pembe. La alamıyorsun. Hizmetine mukabil şey alamayacaksın diyorsun. İsteyemiyorsun. İçin kan alıyor tamam mı? Adam da yazıyor sen buraya geldin arkadaş maaş almıyorsun diyor ya. Ne niyetle geldi falan kutuya soru atmışlar. Ben de diyorum ki ah sizin paranızı almamak ne kadar için gidiyor biliyor musun? Adam müezzin mahfelinde böyle yapıyor. Niye almıyorsun o zaman? İçin gidiyor. Şu Bediüzzaman benim beynimi yıkadı almayacaksın diyor. Kafa indirdi böyle. O fazilet, o güzellik cemaate mal oldu bak. Bana as olacaktı, genellendi gördün mü? Şimdi bir mantık mı yani maaş almamak? Almıyoruz. Adamın cenazesini yıkıyorsun. 3 gün imamlık yapıyorsun ya dava anlatacaksın da dava için gidiyorsun zaten. Yani risale orada medrese. Fakat işte risalenin talimatı dairesine bir çıktık mı ne kadar çıkarsak o kadar bedel ödüyoruz. Sıkıntı oluyor. Risale-i Nur'a sadakat yapıyorum zannıyla dava arkadaşına haset yapıyor. Kılıfı da hizmet. Ben risaleleri koruyorum zannıyla oysa şeytan hasedini öyle yutturmuş. Kardeşimiz Risale-i Nur'a sadakatsizlik yapıyor. Risale-i Nur'a zarar veriyor böyle yaparak. Diyerek hasedini, hizmetini mani olmak için haset yaptırıyor da şeytan. Ama gösterdiği makul sebep sadakat yapmıyormuş. Sadakata zarar veriyor diye. Hizmet eden, dershane merkezli, dar daire merkezli hizmet edene İtiraz ettirmesinin sebebi hasettir ama kılıfı sadakat. Sadakat perdesi arkasında haset. Bu da başka bir tuzak. Başka bir tuzağa geliyorum. Haset insanı hem kör hem sağır hem akılsız yapar. Haset insanı hem kör hem sağır hem akılsız yapar. Aynı zamanda hırs da kör eder. Yani maddi para menfaat. Bir insana hırs girerse kardeşini, dava arkadaşını çokça basit şeylerle değiştiriverir. Hani maddi menfaat girdi mi basit bir para uğruna dava arkadaşını, yoldaşını çok da sevdiği şeyi çokça basit sebeplerle satıverir. Hemen bırakır. Acı bir şey ya. Para girdiği zaman iki şey. Mide ve uşkurluk. Para ve kadın. Hemen satıveriyor. Ve birbirimizi ne kadar çok
çabuk ve ucuza terk ediyoruz. Basit bir sebeple. Sebebi hırs. Bak nerelerden kaynaklanıyor diye iz süreceğim şimdi. Bu nereden geliyor diye. Bir de okuyayım şurayı. Haset insanı hem kör, hem sağır, hem akılsız yapar. Aynı zamanda hırs insanı kör yapar. Kör. Niçin? Yani maddi hırs kardeşini, dava arkadaşını çokça basitçeyle değiştiriverir. Hırs iktisadın zıttıdır. İktisat insanın ferasetini, bak iktisat insanın ferasetini açar. İz takip ediyorum. Çünkü ustad diyor ki 232 Kastamonu'da aranızda kavgalar oluyor. Kavgayı önlemek için 3 risaleyi beraber okuyun diyor. 3 tane. 1. İktisat. 2. İhlas. Hucumat-ı sitte. Hucumat-ı sitte insanın 6 tane zaafı. Tamam. Onu anladık. İhlas risalesinde anladık. Kavga etmememizin sebeplerinden. İktisatla ne alakası var? Aranızda iktisadı beraber okuyun diyor. Peki israf eden ne oluyormuş 5. şuada? Deccal'ın damına düşer. Niye Deccal'ın damına düşer? Çünkü israf insanın ferasetini kapatır. İktisat ise insanın ferasetini getirir. Ama sakın ha yeme içme gibi basitçe değil bu iktisat. Fikirlerde de usta tarihçi hayata söylüyor iktisatçılığı. Bak devam ediyorum. Hırs iktisadın zıttıdır. İktisat insanın ferasetini açar. İsraf ise Deccal'ın tuzağına düşürür. İsraf hırstır. Bak israf hırstan. Hırs da adamı sağır ve kör yapar. Yani ferasetini kapatır. Eğer uyanmaya nasibi varsa adamın, Allah bir sebeple uyanacaksa, hayli zaman sonra eyvah ben ne yaptım der durur. Mesela hırsından dolayı çok basit bir şeyle meblağa mukabil dava arkadaşını saf dişi yapabiliyor. Sonra aklı başına geliyor ama nasıl tamir edecek? Eyvah! Sebebi hırs. Niye görmedi? Çünkü hırs adamı kör, sağır, akılsız yapar. İsraf ise israf bunu doğuruyor. İsraf Deccal'ın damına düşürüyor. İktisat insanın görmesine, insanın işitmesine, insanın anlamasına yani ferasetini açılmasına vesile oluyor. Son 3 tane şey kaldı. Enfusu tefekküre geçemeyen donanımlı ve malumatlı kişi çok büyük tehlike altındadır. Hizmet eden kişi bir risalenin doldu ama kendisine döndüremiyor. Bu üstad diyor ki enfusi delil, afaki delil diyor. 29. sözde geçiyor. Enfusi deliller var, afaki deliller var. İnce Mesnevi Nuriye'de harici malumatları tefekkür ederken icmali geç diyor. Enfusi tefekkür ederken inceden inceye, derinden derine tetkikat yap. Hakikat yolu budur diyor. Okuduğumuz dersleri biz enfusi tefekkür yaparsak, içsel aleme, kendimizi inşa etmeye, bu sefer o bilgiler bomba olur. Artık dışarıdakilerle fazla meşgul olmasın. Taassup yaptı, tenkit yaptı, eleştiri, takdir etti. İmam-ı Geylani'ye göre takdirle tenkit eşit olmaya başlar. Enfusi tefekkürü biraz da devam ettiğini İmam-ı Rabbani'ye göre şeytan da melek arka tarafta esmaflarını görürsün, eşit olur. Günaha düşerse, bak başka bir tuzak, son galiba. İnsan, hizmet elemanı günaha düşerse şeytan ona senin bu davada istidadın ve kabiliyetin yok der ve ümitsizliğe iter veya benden bir şey olmaz ile hizmete koşturmayı bırakır. Ya ben de adam olsa olur mu ya, burada nasıl geçeceğim ya? Yani yok canım, benden bir şey olmaz der, ders yaparken dersi bırakır, dinlemeyi de geçmez. Çünkü bu kadar ders yaptık, burada gözüktük, şimdi oradayız, orada da olmuyor. Millete şey yaptı derken hop saf dişi yapar. Baksana rezil olanlar bile hala parkurlarda çıkmıyorlar. Mesela rezil adam, İslam'a, Kur'an'a, vatana hainlik eden hocalar var.
Hizmet elemanları var. Parkurdan hala çıkmıyor. Niye onlar kenara çekilmiyor? Çünkü şeytan ona güzel gösteriyor. Sen niye parkurdan ayrılıyorsun? Bir günah işledin, hata yaptın diye tövbe kapısı açık. Niye hep böyle elemanın saf dişi oluyorsun? Niye parkur dişi oluyorsun? Niye ümitsizliğe düşüyorsun? Düşürüyor. Niye onu düşürmüyor? Çünkü şeytanın işi o. Adam her türlü dine ihanet ediyor. Dine zıt şey beyanat veriyor. Vatana zıt beyanat veriyor. Vatana savaş açtırıyor. Gene koca. E nasıl saf dişi olmuyor? Niçin? Çünkü şeytan yardım ediyor. Şeytan diyor ki çok iyi yapıyorsun. E ben ufak bir şahsi kusur yapıyorum. Hemen yeyse kapılıyorum. Niye onun gibi ben hala saf safımda kalamıyorum? Çünkü şeytan bana hücum ediyor. Ne diyor böyle? 82 ve 75. sayfada lemalarda. Senin diyor hayra istidadın yok. Senin ne işin var ya cemaatte orada? Yok canım sen adam olsaydın. Bu kadar ders yaptın bunu yaptın ya. Bak kardeşim sahabe bile düşmüş. Sahabe bile düşmüş. Düşmeye kalkmayan bir Allah'tır. Düşmez nasıl düşer diyen var ya demesin. Men dakka dukka. Çalma kapıyı çalarlar kapını. Onun için hani derim benim eskiden beri şeyin. En birbirimizi biliyoruz. İnanın samimi söylüyorum bu kürsüde. Allah da şahidim olsun bak. Allah da emin ettiği için Risale'nin üzerine yemin ederim. Sizi en rezil bir günah yaparken görsem vallahi görmemezlikten gelirim ve size verdiğim muhabbeti düşürmem. Çünkü niye? İnsan düşer. Düşer ya. Nasıl düşer? Ya bu öyle adam. Ya sahabe düştü ya. Cenaze namazını recmedilmiş değil mi? Peygamber kılmış. Ama biz olsaydık, la bırak lan aşağı alın birisiye mürtet ya. Şuraya bak ya. Pis adamın birisi veya pis kadının birisi. Bak şu kadar sevdi bunu yaptı ya. Dediler mi? Hatta öyle bir tövbe etmiş ki, bedelini de öyle ödemiş ki, 70 kişiye de şefaat hakkı da olmuş. Öyle mi değil? Kardeşim, yeisti kime de aittir? Allah'tan ümidini ancak kafirler keser, şeytan keser. Ne durumda olursan ol, asla ümidini kesme Allah'tan. Hizmetine devam et. Sen, bak, baksana rezil olanlar bile hala parkurlarından çıkmıyorlar. Sen, onun onda birini yapsan herhalde şeytan sana intihar ettirirdi. Sen bazılarını yaptığının onda birini yapsan intihar eder. Ulan bir yaptın bir günahtan dolayı intihar düşünüyorsun. Ulan onun çaresi mi onun bedeli mi ya? Onun bedeli ne biliyor musun yaptığın günah bedeli? Hizmette iki kat koşturmak. Kudurtacaksın şeytanı. Son şeyi okuyorum. İhlas Risalesini en az 15 günde bir okumasının bir hikmeti de Allahu Alem insanın içsel alemini, enfusi alemini tahsih edip inşa ve ihya etmektir. Orada ishal hasreti kendini terk etmek var olduğundandır. Mesela sahabe hayatı öne çıkartılıyor ve ihlasta sahabenin Kur'an ifadesiyle en büyük vasıfları, sıfatları ishar hasreti. İshar hasreti bir eylem değildir. Kardeşini kendisine tercih etmektir. Yani kendini terk etmektir. Terk. Terkte la ilahe. Sadakat illallah. Sadakat eylemdir. İhlas terkti. Terklerle olur. İlahları terk et. La ilahe illallah. İman olsun. La ilahe, ilahlar yoktur. İlah olacak kimse yok. İlah dediğim şeyleri terk et ki ilah illallah olsun. İlk önce terk var. İlk önce terkler var. İsa hasretinde terk var. Sahabe duyduğunu hemen nasıl yapabiliyordu? Hemen yapıyordu. Çünkü terklere çok muvaffak olmuş. Terk. Terklerle çalışır kafa. İlimle kafaya... Kafadakileri boşaltmaya, boşanan kafaya, halis, safi kafaya esrar-ı Kur'an gelmeye başlar der. Bak, iki yer okuyacağım kısaca, keseceğim bak. Bir tanesi 47. sayfa mektubatta. Benim Halik-i Rahim'im o tecridi günahtan uzak durarak. Benim hakkımda bir azim rahmete çevirdi barlaya koymalarından sebebi. Diyor ki bak, zihnimi safi bırakıp
dili kuştan azade olarak Kur'an-ı Hakim'in feyzini olduğu gibi almaya vesile etti. Tecrid. İkincisini okuyorum. Sayfa 70. 70 daha acayip. Yani ilim yaparak, fazilet yaparak, namaz niyaz kılarak olmuyor. Namaz kılmak Allah'a yaklaştırmaz der farz namazlarında. Ne? Çünkü o vazifedir. Farz namazların vazifedir. Allah Resulü diyor ki nafilelerle Allah'a yaklaşırız. Farz değil ya. Mesela işrak namazı, duha namazı, evvabi namazı, teheccüd namazı yaklaştırır. Niye? Farz değil. Abi ondan daha mı kıymetli? Hayır tövbe. Farzdan kıymetli değil ama farz yaratılış, kulluğun, ubudiyetin esası. Aslı o. Mesela ne mutlu baklava yiyene denmiyor. Ne mutlu yedirene. Bak şimdi burada da ilimle bir daha söylüyorum. İlimle dolan kafayı boşaltıyoruz. Boş kafaya ilham, sunua, tuluat yağmaya başlar. Aki söylüyor bak diyor ki, şöyle diyor. Belki bir mevhibe-i ilahi olan o esrar, mevhibe-i ilahi olan yani kişiye has olan irfanlığına sebep olan esrar. Halis bir niyet ile bir kalbe bakıyor. Dünyadan fiili, manayı harfiyle. 3. Huzusat-ı nefsaniyeden tecerrüt etmek vesilesiyle o feyizler gelebilir. Tecerrüt. Bu çok namaz kılmakla ilmi irfanını artırarak demiyor. Hatta tarikatçılar ondan muvaffak olmuş ha. Mesela tarikatta ilim yok. Adam şeyhine tabi olmuş. Bu küfre karşı direniyor ya. Sarıklı, cübbeli falan. Namaz kılıyor bilmem ne yapıyor. Öteki tarafta dev ilimlere sahip devriliyor. Çünkü tarikatta terk var. Terki dünya. Der tarikim me, der tarikim me, atsi mendi, çari terk miydi? Lazım Ahmet çari. Ha, lazım Ahmet çari terk. Terki dünya. Terki ukba. Bak, terki dünya. Manayı, ismini terk et. Terki ukba, ahireti gaye yapma. Terki isti, heveslerini de terk et. Ulan bu üç taneyi terk ettim ne büyük adamım diye. Terklerini de terk etti. Terk esti, terki terk. E şimdi celbi dünya. Celbi ukba, ukba. Celbi hesti, celbi celb. E ne olur? Yani bakın tarikatta terkler esastır. Kendini bırakmış, şeyhini almış. Enaniyetini bırakmış. Bak hiç ilim yok ama ayakta duruyor. O teki sokudukça dikleniyor. Devriliyor bu sefer. Düşseydi aşağıda olsaydı rüzgar ona vuramayacaktı. Bak da ustad ne diyor? Diyor ki, belki bir mevhibe-i ilahi olan o esrar, halis bir niyet ile ve dünyadan ve huzuzat-ı nefsaniyeden tecrüt etmek vesilesiyle o feyizler gelebilir. Abi yapmayalım ilim. Ha, ilimle terk etmek başkadır. Acizliğinden dolayı terk etmek bambaşkadır. O sıradandır, basittir o. İlim ile terke muvaffak olmak var ya, peygamberlerin sıfatlarına giriyorsun. Peygamberlik sıfatlarına giriyorsun. Mesela Yunus Aleyhisselam niye balığa atıldı? Niye balık denize atıldı, balık yuttu? O kendisine göre terk etti. Allah diyecekti, terk edecekti. Kendisine göre. Hani ilim ile terk etmek, peygamberlik iklimine giriyorsun. Ama tasavvufta yani kişinin ya yapma etme oğlum tamam şöyle yap. O beşeriyet olduğu için nübüvvet yoludur. O da veraset, risalet yolu değil o. O peygamberlik ikliminden istifade. İlimle terke muvaffak olmak, yani böyle derslerle, o bambaşka. 15 günde bir okumak, bu terkleri sana yaptırma adına birikmiş olan dimağdaki enerjilerimizi dışarıya boşaltıyor. Aslında psikoloji tedavidir İhlas Risalesi'ndeki dört düstur. Kardeşini tercih etmek. Tefani olmak. Değil mi? Orada birikmiş olumsuz enerjileri boşalttırıyor. Psikoloji tedavi. Şeyh yani lem yelit ve lem yület nasıl olacak? Şeyh murit doğmaları yok nurculukta. Mesela tarikatta şeyh muridi doğuruyor. Yetiştiriyor. Ondan sonra o yetişen de yetiştiriyor.
Nurculukta ise şeyh murit ilişkisi yok, talebe ilişkisi var, talebe arkadaş. O zaman nurcu doğmamıştır birisinden, dirisinden de doğmamıştır, o da doğurmaz. Doğurmamıştır, doğmamıştır. Yani sen bir talebe yetiştirmiyorsun ancak ders arkadaşısın ama seni de birisi doğurmamıştır. Doğurulmadığı için doğurmuyor. Birisi doğmadı, o doğurmamış. Lem yelit ve lem yulit. Doğmamıştır, doğurulmamıştır. Doğurulmamış. Hani ders müzakeresi, ilim meclislerinde herkes eşittir. Peki neyle doğuyorsun, inşa oluyorsun? Evet o seslendiriyor. Ben bundan seslendiriyorum ama hepimiz talebeyiz. Bak hiçbirimiz siyah sarık kullanmıyoruz. Osmanlı'da medreselerde talebe şeyh ilişkisini neyle şey yaparlardı? Sarıkla. Sarık müderrislerdir. Hocalar takardı. Beyazı kim takarlar? Talebe. Şimdi hepimiz beyaz takıyoruz. Hepimiz talebeyiz. Yani bir imtiyaz yok. Hatta koca cemaat içinde bir tane siyah ve yeşil birisi taksa hemen ilgimizi çekiyor değil mi? Yeşili kim takarmış? Yeşili fazilet, kemal, manevi gönül insanları. Siyahı müderrisler. Beyazı talebeler. Biz talebeyiz. Ha, birisinden doğmamışız. Birisi kolumuzdan tuttu. Risale'nin dersini yaptı. Biz hep mananın doğmasıyız. Burada kesiyorum. Var mı sorusu olan? Bir kişiye ekleyebilir miyiz abi? Niye abi? Mesela şey var ya, İmam Ali Hazretleri'nin söylemiş olduğu Ferdun Hayyum'un hakemler bu Kuddüs'ün. Kuddüs ismini Bediüzzaman Hazretleri ilk sıraya koymuş. Normalde ilk sırada değil. Ferdun Hayyum Hayyum'un hakemin adlun. Bu beş tane isme mazara olabilmek için önce Kuddüs ismi gerekiyor. Üstad bunun lemanı başına koymuş. Bunu da işaret öleceğiz 42 tane geçen yıl okumuştunuz. Diyor ki kalp diyor seyyattan temizlenir temizlenmez hemen iman ile tezyin edilir. Yani önce zeminin temiz olması gerekiyor ki o manalar füyüzat. Maşallah. Ben inan sana samimi söylüyorum. 30. lemada ismi Kudüs'ün ilk önce olmasını hiç böyle düşünememiştim. O işaret edeceğiz kaçtaydı? 42'de neydi o? Ben okudum da ben şey... Diyor ki kalp diyor seyyattan. Yani kalp seyyattan, günahtan temizlendi. Temizlenmez hemen iman ile tezyin edilir diyor. Allah Allah. O günah, o rezil kepaze iken gelmiyor. Evet. O şeyde de hani terklerle alakalı bu 16-17. Sözde de şöyle diyor abi. Ey nadan nefsim. Bil ki çendan dünya ve mevcudat fanidir. Fakat her fani şeyde baki ihsan eden iki yol bulabilirsin. Ve canı canan olan mahbubu layezalinin tecelli cemalinde iki lemayı, iki sırrı görebilirsin. Anşat'taki neymiş o? Sureti faniyeden ve kendinden geçebilirsin. Tek. Sureti faniyeden sıyrılıyorsun abi. Tek, derimiz tekler. Ve kendinden de geçiyorsun. Geçebilirsen. Terkler. Evet. İlk önce terk. Sonra geliyor o esrar. Yani bazılar şeyle anlıyor. Ya ilim yapmayacağız diyor. Ha, ilim ne oluyor bu terkler işte? İlimsiz terk olmuyor ki. Ama mesela bunu duydun da yapacaksın. Duymak ilimdir. Ondan sonra eyleme dönüştürmek ilim değilim. Değil ilmin gayesi olmuş oluyor. İlim seni bir yere fuzeye kadar taşıyor. Mesela uyduyu mesela koyarlar şeye, torpitonun, füzenin ucuna, gider, patlar bu, uydu kendi başına kalır. Ondan sonra, yani ilim bizim dimağdaki bir sürü yapılanmalar var, yapı sistemleri var. Onları terk ettiriyor, terk ettikten sonra ilhamat yağıyor. İlham, sunuat, tuluat, rumuzatlar yağmaya başlıyor. O da çok güzel bak. İsmi Kudüs 30. lemanın başına alınmasının sebebi en büyük hikmeti ilk önce temizlenmek. Bu merkezde kalıp kitap okumakta ilgili ikinci bir daha tehlikeyi bahsetmiştiniz ya. Evet. Sağ sola koşturma. Şimdi karşımızda burçlar var ya abi. Kale var, burçlar var. Tamam. Şimdi... Bu da komutan olduğu için bak. Bak sağda komutan ha. Tamam burçlar kitap, var, kale var. Evet. Siz kitap okuyorsunuz. Burçtaki nöbetçisiniz. Siz kitap okuyorsunuz. Yani nöbetçisiniz. Biz daha bir gözetliyoruz. Şehri ele geçireceğiz. Yani soruları.
İçinde de saray var. Sarayın içinde de şehir var ya. Şimdi siz bize ateş etmiyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ama biz gözetliyoruz abi. Bakıyoruz ki siz oradasınız. Siz orada sebat ve metanet ettiğiniz için biz yaklaşamıyoruz. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz ama. İşin ilginç tarafı abi, biz de sizden ayrı değiliz yani. Biz de o benim nefsim, benim ruhum var ya abi. Biz de aslında aynı şeydeyiz. Yani eğer siz oraya sebat ve metanet terk ederseniz... Yani siz o kulübeyi terk edersen nöbetçiliği... Nefis ele geçirecek. Düşman da aslında içimizde ele geçirse daha bu sefer şehirden şehire dolaşmaya başlayacak. Orada bile tutmuyor. Orada, evet, kaybettiğin şehirde şeytan seni tutmayınca şehirden şehire gidiyorsun. Evet abi, ele geçiriyor. Ele geçiriyor. Yani sebat edenler kazanıyor. Hani var ya şeyde limanda şey var, baba var, sabit. Gemi insan, hakikat da o şey, ip. Oraya duracaksın. Okyanus ruhtur. Dalga kelamdır. Rüzgar dimağdır. Kelam hayatta yürürken ayağının sesidir. Peki. Vahir davahu men elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Tüm selavat.